Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız vallahi biz iyiyiz, kapağı kaldır oğlum. Arkadaşlar bugün aşure yapacağız. Dövmesini ocağa koydum. Dövme oğlum. Ha. Dövmesini ocağa koydum. Ağzını kapattık, burada sobayı da yaktık, dedik kaynasın burada. Dumanlar çıkıyor. He, duman çıkıyor. Daha gün batmadı burada tabii ki. Bu niye karanlık gösteriyor? Şöyle bir bak. He, aydınlığı da açık bunun. Bir yandan da bahçeyi temizliyor. Oğlum şunları al, ıslanmasın buradan anneciğim. Bir yandan da bahçeyi temizliyor arkadaşlar. Bahçemiz asmanın yaprağı dökülüyor bir yandan. He? He. Yeni gelenleri gösterdin mi? Yok, onları göstermedim. Gösterme, nazar değmesin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tavşan karşıda yiyor. Cinslerin nerede? Bilmiyorsun. Arkaya bak benim arkada olan. Ay anne, şeyleri sökmüşsünüz, biberleri falan. Sökmedik ki ne? Oradan beyaz olmuş. Tamam, sökmedik ki ne? Aa, onlar bir şey koymamışlar. Lan tavşan arıyor, ağzı da yanmıyor. He, aa, böyle arkadaşlar bahçeyi temizliyor. O gün biri demiş, bakın şu bahçeye biraz çeki düzen ver demiş. Bahçemiz normalde temiz aslında, bir şey yok yani. Şurada el arabası var, pazar arabası var. Orada odun yığılı. Bunlar neredeyse soba var. Burada masamız var. Şurada da camlar var, eşim önüne kırılmasın diye o beyaz şeyi koydu. Burada da yine odunlarımız var. Abdullah var. Arkadaşlar bu gülle gibi olanlar, boncuk gibi tavşanların, affedersin, boku. Her gün yapıyorlar. Biz her gün temizlemekten bakıyoruz. Her gün de videosunu çektik. Siz diyeceksiniz ki her gün aynı şeyi. Aynı videodan. Aynen. Yok var mı abi? Yok. Abi ben sen geçine bak. Cücülerimi çaldılar. Yok yok, bu yere gitmez. Abi bak hele. Burada burada. Oradalar mı? O gün duvarmışsın herhalde. Şeye bak, kediye bak. Ha, Mustafa bunları köyden getirmiş arkadaşlar. Cins. İki tane cinsmiş güya bunlar. Meryem öyle diyor. He, annem öyle demiş, iki tane getirdiler. Böyle bunlarla. İkisi de horoz. He, ikisi de horoz. Kel horoz diyorlar güya. Var ama tüyü çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. He. Şöyle görsen. Anne anne, horoza bak hele. Küçük kafese girmişler. Bu da Mustafa'nın horozu. Kanatlarını kestik ve dışarıya çıkıyordu. Kanatlarını kestik. Makozları göreyim. Arkadaşlar bunlar horoz dövüşürken... Abi yanacak, yanacak, yandı, yandı. Ay, 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 yandı. Al da suyun altına tut, al da suyun altına tut. Sıcak kaybedecek olmaz olur mu? Sobanın üstüne bir şey yaptı, çıktı. Ayakları yandı saha. Aslanım benim, bir şey olmadı. Benimki var. Sen bunların da kanatlarını kessen aslında. Kediye bak, şurada saklanıyor. Sen de gir hadi yerine, git. Bahçemizi temizleyecek arkadaşlar bu arada. Şimdi temizleyeceğiz, bitecek. Tut oğlum suya, tut. Yazık, ayağı yandı. Ne işin var sen orada, çıkıyorsun hemen. Aşuremizi pişirirken arkadaşlar tekrar görüşelim inşallah. Şunu şimdi şuraya koysam. Arkadaşlar şimdi dövmesi bayağı bir kaynadı. Bakın rengi de belli zaten. Şimdi fasulyesiyle nohudunu koyuyorum üstüne. Şöyle göstereyim. Şimdi bu biraz da böyle kaynasın. Nohutla fasulyeyle kaynasın. İçine ondan sonra kayısı, üzüm, fındık. En sonunda şekerini atacağım. Ceviz. Cevizi en sonuna. Yani şeker attıktan sonra en sona cevizi atacağım. Çünkü cevizi erken attım mı karartıyor. Geçen sene bilmedim, erken attım. Karardı ama lezzetliydi. Karaydı ama lezzetliydi. Böyle olacak arkadaşlar. Bu iyice bir kaynasın. Şimdi diğer malzemelerde tekrar görüşmek üzere. Al oğlum. Vay babam vay. Ya anan böyle bir ocak evet yaptı. Ha sen çek de ben şey yapayım. Yok ben yaparım. Elini biraz, yakma. Biraz biz de iş öğrendik değil mi? Evlendiğimizde avradımızı yazdım. Döküver yavaşça.
ezan sesinden ezanın sesi de anlaşılmıyor akşam olduğu için arkadaşlar. Herkes evine gidiyor herhalde yavaş yavaş. Fazla kenara götürme oğlum. Heh. Ver ben bir karıştırayım, sen al şeyi tut telefonu. Ciğer vardı arkadaşlar dolapta. Ciğer vardı dolapta, onu çıkarttık. Dedik bir kavurmasını yapalım şöyle. Eğer takipçimizden kim gelirse ona ciğer yedireceğim. Şöyle arkadaşlar, bu ocağı da kendim yaptım. Başından şöyle çevirdim arkadaşlar. Sen böyle ocağı istiyorsan yapayım ben sana. He böyle işte. Ecevit Hoca'nın arkadaşlar. Harçla ha. Hı? Un var dışarıda. He. Şöyle 5 liralık çimento alırım. He. Kireç de alırım biraz. He. Ama parke de var. Şey oğlum. Altına tekerlek montalarım. İstediğin yerde pişirirsin. Yok tekerlek olmaz da. Veyahut da şöyle duvar dibi incir var gerçi burada. He. Şey oğlum. Ecevit Hoca'nın arkadaşlar borusu var arkasında. Borudan alevi alıyor, sömürüyor. Ateşin şeyin yemeğin altında ateş kalmıyor. O da olmuyor. Uzun yapsak taşımıyor. He, devriliyor. Uzun yapsak taşımıyor dediği gibi devriliyor. Ya sağa gidiyor ya sola gidiyor. Ben bu sefer böyle bir deneyeceğim. Bakacağım nasıl olacak. Sana ben böyle yaparım. Sen canını sıkma. Demir de var nasıl olsa. Hatice abla yok mu? İsmail'in annesi. He. O şeyle yapıyordu, toprakla yapıyordu. İçine saman dolduruyordu. Samanın üstüne yapıyordu, anladın mı? Hı. Ondan sonra samanı yakıyordu. Bu belli oluyor öyle. Ha, bu anne tavuk şey huysuzlandı, kapıyor da. Olmadı olmadı, bak şey brandayı kaldır, ikisini kaldır. Bak o şeyi de indir kenardakini. İçeride diğer tavuklar nerede? Ne bileyim de. Açtık. Hı. Arkadaşlar bakın böyle güzel güzel kaynıyor şöyle. Şimdi bunun şeyini getireceğim. Ne onun adı? Kayısıyla üzümünü getireceğim, atacağım. Akşam oldu ama bir şey olmaz, akşam da dağıtır yiyorum. Gündüz yapacaktım aslında. Gündüz çok sıcaktı. Bir de çarşıda işim vardı. Ondan dolayı yapamadım. Şimdi bunu köyde tuzlu yapıyorlar getirdim. Arkadaşlar bizim nenemin orada tuzlu yapıyorlar. Bir de onları kestikleri keçi, koyun herhangi bir kurban etiyle yapıyorlar. Et koyuyorlar içine. Tuzlu oluyor. Orada şekerliyi bilen yok. Bir de şekerliyi sevmiyorlar. Böyle az az tek tük. Şekerli seven var, bir de şekerli yapan var. Bir kişi yapmıştı, getirmişti. Ben ondan yedim. Tuzlu yiyemiyorum ben. Bana değişik geliyor. Ben şeyden yiyorum. Şekerliyi daha çok seviyorum. Fındık. Fındığı atıyorum. Heh. Fındığı attım. Şimdi şöyle koy. Şurada kayısıyla üzüm. Biraz suda beklettim. Buna suyu az olursa yine su ekleriz üstüne, sıcak su. Ama soğuk su eklenmez. Kaynamış su konacak üstüne. Şimdi şekerini de buna göre ayarlayıp atmak lazım. Çünkü üzümün kayısının şeyi var. Şiresi var ister istemez. Kimi yerde görüyorum şeyi de koyuyorlar içine. Kara mercimek de koyuyorlar. Ama bizim köydeki aşure daha bir lezzetli oluyor. Gerçekten ben onu çok seviyorum. Hani bunu da şekerliği de şöyle. Buraya geldim ben şekerliği gördüm. Şekerli de şöyle hani sıcak kene, ılık kene böyle kaşıklaması güzel oluyor. Ama bizim köydeki aşure tabii ki daha farklı. O kurban etiyle oluyor. Her yörenin bir şeyi var derler ya. Yoğurt yiyişi var derler ya. Bizim yöreninki de öyle. Sadece bizim köyde öyle yapıyorlar yani. Başka yerlerde ben bilmiyorum. Etli yapıyorlar. Başka yerlerde Maraş'ta, Maraş'ın içinde falan hep şekerli yapıyorlar. Öyle. He. Sadece bizim köyde etli yapıyorlar. Bu böyle bir kaynasın arkadaşlar. Suyu az, bunun üstüne biraz su ekleyeceğim. Ondan sonra şekerini atacağım üstüne.
yarım edeyim de taşmaz. Arkadaşlar baya bir şeyi kavruldu diye şöyle göstereyim. Yağ bol tabii ki, bu içindeki değil yağ. Yağını ben alırım, bir şey olmaz. Onu ekmek doğrayıp kedilere de verdik. Ciğerde kimyonun bol olması gerekir diye her zaman eşim söyler. Burada kimyon, yaprak biber ve tuz. Bunun yanına şimdi Rümeysa bir de salata yapıyor arkadaşlar. Başka bir şey yok mu? Yok. Ha, bu başka mı? Yok, başka yani, bulgur pilav falan. Ha, yok. Pilav değil. Bu böyle biraz daha kavrulsun arkadaşlar. Lan. Bacım, onların içine neler koydun? Domates, salatalık, maydanoz. Domates, salatalık, maydanoz. Canını konuş. Arkadaşlar biraz. Kızım hasta oldu, yavrucağızım bir tane. Köyden geldi, üzüntüden mi hasta oldun yavrum? Üzüntüden. Yoksa havası mı yaramadı? Üzüntüden geri gitmemiz lazım. Evde durmayın. Vallahi hallederim. Ana vallahi ben gezerim ha, diyeyim ben sana. Nereye geziyorsun? Bir iki buçuk ay sonra yine giderim ben. Gezmeye. Amme'de götüreceğim. Yok. Soğanım da doğru anne. Ben öyle gideceğim, iki gün gezedim geleceğim. Soğanını da soy doğru kızım. Hem nenemi ziyaret ederim, hem de Osman kardeşimin yanına giderim. Osman kardeşin kim? Ay, bir Osman kuzenim. Tuturdu gidiyor. Ana ama var ya, çok iyi ha. Abla diyor, ben diyor kendimi tanıtayım diyor, ben diyor Elif dedem var ya diyor, onun oğluyum. Allah Allah. He. O mu aradı, sen mi aradın? O aramış beni. Ben de kimsiniz diye mesaj attım. Ana sonra işte gel mesaj yazmış demiş. Böyle böyle. Ay şuraya çeksene, sen nereye çekiyorsun? Biz aslında annemi işletecektik ha. Osman dedi ver numarayı. Kimsiniz dediğini tekrar arayaydınız. Ben yoktum ki. O şeye gitti. Bakan oraya gitti, biz de eve geldik. Annem kimsin dediğinde kendinizi tanıtmayacaktınız. Adam arayacaktınız. Özel numaradan arkadaş halinde işleteyim öyle. Kim arayacak? Kaç tane arkadaşım var hem dostum? Bir tane. Ne? İki tane. Kim var? İkisinin adını söyle hadi. Kadir Osman. Aferin sana. Benim adı yok. Arkadaşlar aşureyi sobanın üstünden aldım. Burada ateş daha harlı yanıyordu. Onun için buraya koydum. Şöyle vallahi aşure. Ne güzel oldu. Mükemmel. Mükemmel bir atlayıştı. Atladı ve başardı. Ay hadi hemen olsun da iyi. Koyu oldu kız, iyi mi? İyi iyi, koyu olmasın. Valla ben göz kararı yapıyorum. Hani tamam, milletin şeker koymasına sorma. Yok oğlum, şeker gıt olursa bir şeye yaramaz. O şeker eriyor ki. Anne. Hı.
Bir ara fırına lahmacun geldi, tamam mı? Biri acılı, biri acısız. Bize karıştırdık. Allah'tan o da çocuklarınmış. Bize zannediyor hastanın. Mevsa diyor ki akşam ölüm haberi gelir. Ocakçı diyor ki heh diyor. Ben akşam adam hangisi hastaysa mefta olur dedim. Adam geldi sahibine sorduk, dedi abi dedi. Ayırdık ama dedik inşallah dedi doğrudur dedi. Dedi ya, yok abi yok dedi çocukların dedi. Çocuklara ne yapacaklar o zaman? Bir ısıracaklar, bakacaklar ha bu acısız asamayı. Arkadaşlar benim aşurem böyle oluyor. Artık siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben böyle yapıyorum. Şimdi bunu ne yapacağım? Bu bir iki aşırı kaynasın. Ondan sonra çocuklara şey yapacağım. Götürüp dağıtacaklar. Kavurmamızı da göster oğlum şurada. Kavurmamız da burada hazır arkadaşlar. Bu da burada daha sadece şey, sobanın şeyinden sıcaklığından daha şey yapıyor. Ulan bu ne kadar az sürmüş. Bu da burada hazır. Akşam yemeğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Salatamız da zaten gördünüzdür Meysa'nın şeyinde. Akşam yemeği bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.